Zeka ile geliştirici bitkiler nelerdir? Bize neler söyleyeceksiniz bu Evet, konuyla zeka ilgili? ile ilgili çok güzel bitkiler var. Mesela ginseng ile ilgili birçok araştırma yapılmış. Günümüze kadar yüzlerce araştırma var. Ginseng beynin fonksiyonlarını artırır. Rahatlatır. Beyni rahatlatır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Ginkgo aynı şekilde beynin fonksiyonlarını artırır, beyne kan akışını artırır, beyni besler. Beyinde oluşabilecek pıhtıları vesaireyi çözer, temizler, arıtır. Eskilerden beri atalarımız üzerlik kullanırlar. Nazar otu da denir. Her Evet. evde eskiden olurdu nazarlık. Duvara asılır ki nazar etmesinler. Nazar edenin gözünü zararını korusun diye. Aslında nazar otu veya üzerlik olarak bilinen bu bitki nazar için değil de bunu şamanlar eskiden İslamiyet'ten önce şamanlar insanlara tütsü yapmışlar. Rahatlatmış kafasındaki negatif düşünceleri, fikirleri silmiş. Şamanlar bunları başkası kullanmasın diye böyle onlara bir tılsımlı ifade takmışlar. O zamandan bugüne kadar da insanlar üzerliği böyle yönü de var zaten. Biraz metafizik ötesi fazla kullanılırsa kişi böyle relax, rahatlatıcı, gerilimi, stresi atıcı özellikleri var. Çok enteresan bir bitki. Yani fazla kullanmamak gerekir. Dozajı ayarlamak, iyi ayarlamak gerekir. Peki zeka geriliği olan çocuklarda da kullanılabilir mi bu bitkisel zeka çözücü şeyler, ürünler? Ha, kişinin gelişimiyle ilgili bütün vücuttaki bedensel, fiziksel, ruhsal gelişimini hipotalamusun hemen altında hipofiz bezesi bulunur. Nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormon salgılayan organların tiroid bezesinin, böbrek üstü bezesinin veya testislerin, bayanlarda yumurtalıkların Evet. bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibidir. Hipofiz bezesi. Hipofiz bezesi somatotropin, somatostatin gibi iki önemli hormon salgılar. Birisi gelişimi, Evet. diğeri sağlar somatotropin. Somatostatin ise aşırı gelişimi durdurur. Mesela diyelim ki kişi de fazla somatotropin salgıladı, somatostatin salgılamadı. Ne olur? Boyu uzar gider, 2 metreyi geçer. Bazı insanlarda oluyor. Mesela bu hormon anormalinden dolayı boyu 2,5 metreye geçebiliyor. Öyle insanlar da var. Bazılarında da bu hormon yetersizliği nedeniyle somatotropin az olursa Evet. cüce kalabiliyor. Yani boyu işte 1 metreyi bir falan buluyor. Böyle anormalikler olabiliyor. Genellikle bu hormonda pek bir problem yok. Zaten kişi doğduğunda beyindeki hücreler, nöronlar, sinir hücreleri, beyin hücreleri kaç milyar? 100 milyar. Evet. Ölene kadar bu hücreler yavaş yavaş azalır. Çoğalmaz. Ölmez, değişmez. Cildimizdeki hücreler takriben 2-3 ayda bir yenilenir. Karaciğer hücreleri 200 günde yenilenir. Böbrek hücreleri 220 günde. Yani ortalama bir insanın vücudundaki hücreler işte 100 günde sürekli yenilenir, sürekli. Sadece kemik hücreleri 2 yılda bir hücreleri yenilenir. İnsan vücudundaki bütün hücreler yenilenir. Saniyede bir insanın vücudunda 50 bin hücre ölür, Evet. 50 bin hücre faaliyete geçer. Saniyede insan vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşur. Bu kimyasal reaksiyon için ne gerekir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Omega 3, 6, 9, amino asitler vesaire. Şimdi bu hormonların hipofiz bezesini salgılamış olduğu hormonlarda anormallik olursa dengeler bozulur. Normal olarak sağlıklı doğduktan sonra sağlıklı bir ailede yani gelişimi, yemesi, içmesine dikkat ediliyor, eğitimine dikkat ediliyorsa mükemmel gelişir. Fakat diğer tarafta bilgisiz, kültürsüz bir ailede yani aile ortamı uygun değilse, zeki de olsa ne olur? Zekasının gelişimi tabii ki uygun şartlarda olanakinden farklı olur. Gerekli şekilde gelişmez yani. O da o şekilde gelişir. Yani biraz yetersiz kalır. Yani
mevcut beyindeki hücreler aynı bilgisayar gibi. Gittiniz aldınız bilgisayarı, hiçbir şey yüklemediniz. Nedir? Hiçbir anlamı yok, boş. Yani veya çok az veri yüklediniz. Bilgisayarınızın kapasitesi çok büyük, çok güçlü. Az veri yüklediniz, bir anlamı yok. Yani insan beyni de böyledir. Bir insanın beyni, dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 28 kilometre uzun da galiba. Kaç milyon kitap var? 30 milyon. Şimdi buradaki kitaplardan daha fazla bilgiyi buraya kişi hafızaya alabilecek kapasitedir insan beyni. Daha fazlasını. Dünyadaki bütün internet şebekelerinden daha yoğun bir şebekeye sahibiz biz. Evet. Daha yoğun, daha hızlı. Ha, bunu nasıl güçlendirebiliriz? İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan gençler, ailede, okulda, çevrede biraz baskı, yanlış eğitim, yanlışlar, ezberci eğitim, şundan bundan dolayı istenilen verimli sınava giriyor, verimli olamıyor vesairesi. Bunun için ne yapılabilir? Birleşiminde ginkgo, ginseng, üzerlik, çentiyan, turunç kabuğu, oğlotu, sarı kantaron gibi çok güzel beyinle ilgili, beyin fonksiyonundan artıcı bitkiler var. Klinik araştırmalarla zaten bunlar ispat edilmiş. Evet. Böyle bir formül geliştirdik biz. Kişi bunu kullandığında, okulda sınava girmeden önce hazırlanırsa, bir hafta önceden almaya başlarsa, relax, rahat olur, evet. Gerilmez, bildiğini yazar. Zaten birçok öğrenci sınavda başarısız olmasının sebebi gerilimden, stresten unutuyor. Bildiğini yazamıyor. Sınavda dışarı çıkıyor, şunu yazmayı unutmuşum o diyor. O zaman diyebiliriz ki hatırlıyor. Unutkanlığa da bir faydası var. Stresi, gerilim attığı zaman, relax, rahatladığı zaman evet. Her şeyi yazar. Yani bir diyelim ki 10 soru var, onu da biliyor ama stresli girerse sınava yarısını yapar, yarısını yapamadan çıkar. %50 başarı ancak olur. Fakat onu rahatlatırsanız beyindeki hormonların salgılanmasına biraz takviye ederseniz ne olur? Başarı %100 olur.